1974 yılında 21 yaşında olan Onur 2017 yılında kaç yaş? Tabii ki hemen ne yapacağız? 2017'den 1974'ü çıkaracağız ki kaç yıl geçmiş aradan? 2017'den 1974'ü çıkartırsak 43 yıl olur arkadaşlar. 21 yaşındaydı. 21 43 daha 64 yaşında böyle daha kolay E şıkkı. Ali'nin şimdiki yaşı Aslan'ın şimdiki yaşının 6 katıysa bu Aslan'a B diyelim. Ali'ye A. A eşittir 6B arkadaşlar. Berk'in şimdiki yaşının 3 katıdır. Berke de 3C diyelim bakın bu şekilde Berke C dersek. Dolayısıyla hepsini tek bilinmeyen nasıl yaparız? En küçük bakın Aslan geldi B. Dolayısıyla A'ya 6B, B'ye B, C'ye de arkadaşlar 2B yazalım tamam mı? Çünkü 6B, 3C sadeleştirirsek 2, eşittir C oluyor. Dolayısıyla Aslan doğduğunda yani Aslan B yıl önce bakın sıfır olduğunda bu 2B olan B'ye düşecek. 6B olan 5B'ye düşecek. Neden? B yıl önce. Dolayısıyla 5 katı oldu Ali'nin yaşı Berk'in yaşının. Yaş ortalaması arkadaşlar veya herhangi sayıların toplamının ortalaması verildiğinde eğer hepsi aynı sayıda artarsa ortalama da öyle artar. Ne demek istiyorum? 2 yıl önceki yaş ortalaması 8 ya. Herkes 2 yıl büyüdüğünden şu an yaş ortalaması 10 olacak. Dolayısıyla kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. X kişi diyelim. Eşittir. Yaş toplamı 300. Bak buradan ne güzel. 30 geldi. E şıkkı. Bunu da kullanın. X'er yıl arayla doğan 3 kardeşin bugünkü yaşları toplamı 30'dur. Bu kardeşlerden en büyüğünün yaşı 12 olduğuna göre X kaçtır? En büyüğü 12. Tamam. Şöyle diyelim 12. O zaman bir küçük 12-x. Diğer küçük 12-2x. Bakın böyle küçük şeklinde gittik. Artı buradan toplamları 30 olacak arkadaşlar. 24-36-3x. Hatta şöyle yapalım. 36-30 eşittir 3x diyelim. X buradan bakın ne geldi? 2. Bizden ne isteniyor? X. B şıkkı. Handan 7 yıl önce doğsaydı. Demek ki Handan... Olduğu yaştan 7 yaş büyük olsaydı değil mi? Burcu 5 yıl sonra da olsaydı şu anki yaşından 5 yıl küçük olsaydı. Çünkü şöyle düşünün. 1990'da doğan bir insan, 1995'te doğan bir insana göre tabii ki daha büyüktür. Dolayısıyla önceye gittikçe yaş büyüyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradan H artı 12 eşittir B oldu. Bunların yaşları toplamı neydi? 72. Dolayısıyla... 2H buradan 60, H 30 olacak. Dolayısıyla cevap C şıkkı olacak. Şöyle düzelteyim arkadaşlar. Yaşları ters orantılıdır diyor ya. Ben şöyle yapıyorum. 3A, 4B, 6C diyorum. Ters orantılı olunca çarpılı yapıyorum. 12 eşitlenirler. Bu o zaman 4K, B, 3K, C 2K diyorum. İsteyen şöyle de yapabilir. A, K bölü 3, k bölü 4, k bölü 6 der. Sonra payda eşitlersiniz. Ben bu doğru olmasına rağmen çok basit gelmiyor bana. O yüzden oradan yapmıyorum arkadaşlar. Böyle çarpılı yapmak eşitlemek daha kolayıma geliyor. Şimdi cevherin yaşı anılın yaşına geldiğinde, cevher arkadaşlar anılın yaşına geldiğinde kaç k olacak bakın. Aralarında yaş farkı 2k. Dolayısıyla bu 4k'ya yükselecek arkadaşlar. Bilal de 2k artacağı için 5k olacak. Demek ki 5k Duygunun yaşıymış arkadaşlar. Duygunun bugünkü yaşı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. 5'in katı olan bir sayı olması lazım şıklarda Dolayısıyla cevabımız D olacak 25. 4 yıl önce Dilek'in yaşı Cüneyt'in yaşının 3 katıydı. 5 yıl sonra Dilek'in yaşı Cüneyt'in yaşının 2 katı olacaktır. Şöyle yapalım 4 yıl önceye gidelim tamam mı? 4 yıl önce arkadaşlar birisine 3C e, diyelim Dilek'e tamam mı? Şu an Dilek o zaman ne olur? 3C artı 4 olur. Gerçekte Cüneyt de C artı 4 olur. 5 yıl sonra ise artık Dilek 3C artı 9 olacak. 5 yıl sonra Cüneyt de C artı 9 olacak ve 2 katı olacakmış. Bakın bu şekilde yaptım. 3C artı 9 eşittir. 2C artı 18. C buradan 9 oldu. Dileğin şu anki yaşı 3C artı 4'tü. Dolayısıyla 9 çarpı 3 27. 4 eklersek 31 olacak A şıkkı. Vera doğduğunda Kemal'in yaşı 3'tü ne demek? Vera Kemal'den 3 yaş küçük demek. Vera arkadaşlar Can'ın yaşından 2 katından 3 eksikmiş. 2C eksi 3. Şimdi burada da C artı K arkadaşlar kaça eşit? 21'e. Bizden Can'ı istiyor. O zaman ben hepsini şöyle yapayım. Tek bilinmeyene bağlayayım. Burada bakın K gördüğüm yere 21 eksi C yazabilirim. Sonra V gördüğüm yere, K gördüğüm yere pardon, 21 eksi C yazdığım için V 18 eksi C olur. Sonra V aynı zamanda 2C eksi 3'tü. Şöyle 3C eşittir 21 oldu. C buradan arkadaşlar 7 geldi. B şıkkı oldu. Bir babanın şimdiki yaşı oğlunun şimdiki yaşının karesine eşittir. O kare diyelim o zaman. Bir yıl önce babanın yaşı yani o kare eksi bir. Babanın yaşı oğlunun yaşının yedi katıydı. O eksi bir çocuğun da yaşının bir yıl azaldığına sakın dikkat edin. Dolayısıyla o kare eksi bir yedi o eksi yedi olacak. Buradan da o kare eksi yedi o eşittir. Hatta hepsini bir tarafa atalım. Artı altı eşittir sıfır oldu. Buradan bakın o eksi bir o eksi altı eşittir 0 çarpanlarını ayırdık. O 1 olabilir, 6 olabilir. Yalnız 1 olursa 1 yıl önce çocuk 0 yaşında olur. 0'ın 7 katı 0 olur. Baba da 0 olur. Olmaz. Demek ki çocuk 6 yaşındaymış. Yani baba da şu an 6'nın karesinden 36'ymış A şıkkı. Soruları arkadaşlar bütün halinde bir okumak lazım problem sorularında. E, gerekirse ufak notlar alın ama e, okuduktan sonra başlayın. Çünkü bakın soruda şu nokta daha bizim işimizi kolaylaştırıyor. Burcu'nun yaşı şu an 6K olsun tamam mı? Vakti zamanında yani o eskiden babası Burcu'nun yaşındayken Burcu 6'da biriymiş bugünkü yaşının. Yani K yaşındaymış. Haliyle kaç yıl önceymiş? 5K yıl önce. O zaman bakın baba 44 haliyle 44 5K'ya düşecek. Ve 44 eksi 5K neye eşit olacak? 6K'ya. Çünkü Burcu'nun bugünkü yaşına. Dolayısıyla 11k eşittir 44 K arkadaşlar 4 oldu. Burcu 6kydı şu an Demek ki 24 yaşındaymış D şıkkı. Hepsini cemal cinsinden yazabiliyoruz. Şimdi Ersan 3C eksi 30. Cemal zaten C Bengü de o zaman cemalden 4 yaş büyük. Bakın böyle yaptım. Ersanla pardon. E ne demiş bize? Cemal ile Bengü'nün yaş ortalaması. Aslında yaşları toplamı bir nevi. Sonuçta yaş ortalaması ne ne demek? Yaşlarının toplamının yarısı. Diğerinde ortalamasını alacağımız için paydalarında iki olacak. İlla ortalama yazmamıza gerek yok. Burada şunu söyleyebiliriz o yüzden. 2C artı 4 arkadaşlar. Neyden küçükmüş? Ersan ve Bengü. Ersan ve Bengü Ne? 4C eksi 26'dan küçük. Ama aynı zamanda Cemal ve Versan'ın yaş ortalamasından da büyükmüş. Yani yaşları toplamından büyük olacak. O da 4C eksi 30. Hemen şu eşitsizliği çözelim. Ne olacak bakalım orada? 2C küçüktür 34 olacak. C 17'den küçük gelecek. Sonra buraya bakalım. Burada da arkadaşlar 2C büyüktür 30 oldu. Yani C büyüktür 15 oldu. 15'ten büyük 17'den küçük sadece demek ki 16 olabilir ee, şeyin yaşı, Cemal'in yaşı. Dolayısıyla Cemal'in yaşı 16 olduğuna göre Bengü de bundan 4 yaş büyüktü. Yaşı 20 oldu arkadaşlar D şıkkı. Kesirlerle uğraşmamak için arkadaşlar bence ortanca çocuk üzerinden gidelim. Bakın şimdi madem ona yorum yapılmış. K bir büyük K artı 2, 2 büyük K artı 4 olacak. Bir küçük K eksi 2, 2 küçük K eksi 4 olacak. Bunların yaşları toplam 5K oldu. O zaman annenin yaşı da 5K artı 80 geldi. Ortanca çocuk doğduğunda yani K yılı önce demek istiyor bize. K yılı önce anne ne olur? 4K artı 80. Ve anne şu anki yaşının %10 daha azıymış. Yani şu anki yaşının %10'u ne demek? 5K artı 80'in 9 bölü 10'u demek arkadaşlar. Doğru mu? %10'u azaldığına göre %90'ı kaldı demek. Dolayısıyla içler dışlar çarpımı 40K artı 800 eşittir. 45K artı 720. Böylece 80 eşittir 5K'dan. Ortanca çocuğu 16 bulduk. Büyük çocuk 20 yaşında olmuş oldu. 4 yıl büyük olduğu için A şıkkı. Adnan 8 yıl önce doğsaydı A artı 8 olacaktı. Ve Berk'ten büyük olacaktı. Eğer Berk 12 yıl önce doğsaydı B artı 12 olacaktı ve Adnan'ın 3 katına eşit olacaktı. Dolayısıyla arkadaşlar B gördüğümüz yere 3a 12 yazabiliriz eşitsizliği güzelce çözmek için. Dolayısıyla a artı 8 büyüktür 3a 12. Buradan 20 büyüktür 2a. 10 büyüktür a oldu. Haliyle arkadaşlar şimdiki yaşları toplamı en fazla kaç olacak? A buradan 9 olacağına göre en fazla a 9 olduğunda Berk'te ee, normalde B eşittir 3 A eksi 12 olduğu için yerine yazarsak 9 kere 3 27 12 çıkar 15. Demek ki Berk de en fazla 15 olacakmış. Toplamları böylece 24 oldu. Adım adım gidelim. Bir kere Derviş Engin'den 7, 6, 6 yaş küçük. D diyelim o zaman Derviş'e. Engin'e de D artı 6 diyelim. 6 yıl sonra Engin'in yaşına gelir Derviş'in yaşı. Böylece arkadaşlar 6 yıl sonra 2001 ise şu an 2005 olması lazım bu yılın. 2005 yılı olduğuna göre 1982'yi çıkarırsak Derviş şu an 23 yaşında. Doğal olarak Engin de bundan 6 yaş büyük olduğu için 29 yaşında. Ferhat bilmiyoruz. Bunların hepsinin toplamı kaça eşit? 73'e. 23, 29 daha 52. X de buradan ne geldi arkadaşlar? 21. Haliyle Ferhat'ı 21 bulduğumuz için şu an 2005 yılındayız 21 çıkartacak böylece 1984 olacak 10 12 daha 22'ymiş Ferhat'ın doğum yılının rakamları toplamı. Uzun soruları böyle arkadaşlar ufak notlar alıp tamam ama tamamını okumak çok önemli niye biliyor musunuz? Soruya şuradan başlamak gerekiyor kolay yapmak için ee, bakın şimdi. Peki benim yaşım senin bugünkü yaşındayken sen kaç yaşındaydın? Ben yeni doğmuştum. O zaman şunu söyleyeceğiz bakın. Azra ve neydi kızın adı? Burcu. O zaman arkadaşlar Azra sıfır yaşındayken Burcu A yaşındaysa bu ne demek biliyor musunuz? Azra sıfır yaşındayken ne demek? A yıl önce demek. Demek ki Burcu da A yıl önce A yaşındaymış. B-A, A olduğuna göre... B arkadaşlar 2A olacak. İşte soruyu şimdi yeniden düşünebiliriz. Azra A burcu 2A yaşında gerçekten A yıl çıkar. Bak 0 oluyor. Bundan da A yıl çıkar A oluyor. Gördünüz mü? Olayı böyle kaptık. Böylece bundan sonra Azra 2A olduğunda burcu 3A olacak ve 3A olduğunda 54 olacak. A 18 gelecek. A 18 olduğuna göre 2A olan burcu da 36 olacak. Yaşları toplamı 54 B şıkkı.